Engelli diyoruz ya, aslında hepsi iyi birer atlet gibi koşuyor durmaksızın. Çünkü engelli dedikleriniz engel tanımıyor aslında. Pes etmek istemiyorlar her şeye ve herkese rağmen. Engel ve engellenmiş kelimesini en iyi anlayan onlar. Bu nedenledir ki kusursuz olduğunu sanan bizler hep engel oluruz onlara. Tekerlekli sandalyeye mahkum. Bırakın şu mahkum kelimesini. Sen de arabana mahkumsun, telefonuna, ayakkabına, futbolcular topa mahkum o halde, doktor steteskopa ya da aşçılar tava tencereye. Bu mudur anlatmak istediğin senin? Ben mahkum değilim. Değneğim sihirli, tekerlekli sandalyemse özgürlüğümdür. Siz hep beni yarım sandınız, yapamaz sandınız, acıdınız. Bir çocuğun engelli olarak dünyaya gelmesi kendi seçimi ya da değiştirebileceği bir şey değildi, bunu unuttunuz. Çocukluk yıllarımdan beri, evet, her şey zordu, hele insanların bakışları. Ülkemizde engelli bir insan gören çocuklar hayret eder. Anne bu niye böyle diye sorarlar. Ebeveynlerse korkunç cevaplar verirler. Annesinin lafını dinlememiş böyle olmuş ya da Allah çarpmış. Bunlar hafızama öyle bir kazındı ki silinmiyor. Sonuç, evde geçen bir çocukluk ve tek arkadaş, oyuncaklar ve gözyaşları. Sizler hep tahtalara vurdunuz, Allah korusun halimize bin şükür diye. Halbuki hayatta sizin de engelleriniz yok mu? Aşamadığınız, başkalarının yüzünden ilerleyemediğiniz, acınacak durumda olduğunuz anlar. Kısaca, engellendiğiniz anlar olmadı mı? Buna rağmen çoğu kez üstüne gittiniz, savaştınız, kendinize inandınız. Durumları ve şartları değiştirdiniz yeri geldi. Başkalarına ve bakışlara inat belki de başardınız. Hiç düşündünüz mü iş ve trafik kazalarında mesela uzvunu kaybedenlerde sizin hiç mi suçunuz yoktu? İşte anlatmak istediğim bu. Her birimiz hayatımızın akışında engelleniyoruz, engelli oluyoruz aslında. Yani seninle benim aramda pek bir fark yok tahtalara vuracak kadar. Kitap yazabilirim elim gözüm olmasa da. Resim yapabilirim. Ben de çalışabilirim senin gibi. Paramı taştan çıkartabilirim. Ya da araba kullanabilirim. Elim ayağım olmasa da yüzebilirim. Yarışlara katılıp derece yapabilirim. Hatta futbol oynayıp dünya şampiyonu da olabilirim. Yeter ki sen beni zavallı konuma sokma, acıma bana. Bizler her bir boşluğu doldurarak aslında hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ta ki önümüze engeller çıkana kadar. Bizlerin üzüldüğü şey engelin kendisi değil, engelimiz nedeniyle maruz kaldığımız toplumsal ve bireysel engellemelerdir. Sen de toplum olarak benim engelime odaklanmak yerine yapabileceklerime odaklan. Bana inan, bana güven. Her şey o zaman daha güzel olacak. Son sözlerim Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim, manileri kaldırdığımda hayalim kendiliğinden gerçekleşti. Çocuk gelinler ölüm bizi ayırana kadar projemden sonra bir sonraki aşamada kimlere ses olabilirim diye düşünürken okuduğum gazetedeki haber proje konumu netleştirdi. Belediyeden engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediyesi. Çok sevindirici, mutlu edici bir haberdi aslında. Tabii detaylarını okuyana kadar. Kalabalık insan grubu karşısında bir hediye merasimi. Makas kurdele ile kesilen, kanımca engelli kişinin duygularıydı. Alkışlarsa tokat gibi geliyordu besbelli. Fotoğrafta herkesin yüzünde gülümseme ve mutluluk, ondaysa mağrur bir tebessüm. Bir an önce merasim bitse de gitsem der gibiydi ifadesi. Peki siz hiç düşündünüz mü bir engellinin tekerlekli sandalyeyi alacak parası olmadığını, birilerinin menfaati doğrultusunda o sandalyeyi almak için boyun eğen ruh halini? Kurdele kesilerek, insanların alkış tutarak, şov yapılarak birilerine yardım edilmesini ben çok etik bulmuyorum.
Hepimiz günlük hayatta onlarla karşılaşırız. Hiçbir eksiklik hissetmeden yanlarından öylece geçip gideriz. Ne tür sorunlarla boğuştuklarını, nasıl bir mücadele içinde olduklarını düşünmeyiz bile. Bu nedenle toplumsal yaşamda bizleri göremeyen görme engelliler, sesimizi duyamayan işitme engelliler, yan yana gelemediğimiz fiziksel engelliler, aklımıza gelmeyen zihinsel engelliler için yola koyuldum. Değerli ekip arkadaşlarım, fotoğrafçı dostlarım, Leyla Emektar ve Çocuk Yerinler projesinde de birlikte çalıştığım Ufuk Kıray ve uzman psikolog Saliha Türksöz Kaplan'la kafa kafaya verdik, ne yapabiliriz diye uzun uzun düşündük. Engellilik kavramını ve görselliğini kullanarak aciz ve yardıma muhtaç kategorisinde bir algı oluşturmak istemiyorduk. Projedeki amaç, insanlara empatik bir bakış açısıyla engelli kişilerin mağduriyetlerini değil güçlü yönlerini gösterebilmekti. Çünkü engeli yaratanın onlar değil, bu durumu oluşturan şeyin koşullar olduğunu düşünüyorduk. Bu koşulları yaratanınsa engellileri bu kategoriye sokan engelli düşünce sistemi olduğuna inanıyorduk. İşte bu nedenle özellikle insan figürü kullanmamaya özen gösterdim. Kullandıkları araç gereçle nesnel empati yaparak onlara acıma ve sempatiyle değil, empati kurmanızı istedim. Amacımız parçayı değil, bütün resme bakarak neleri yapamadıkları değil, neleri yapabileceklerini size gösterebilmekti. Kendi yaşam alanlarında hiçbir engel yaşamadıklarını, tüm yaşam kalitelerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda sorunsuz karşıladıklarına bizzat tanık oldum. Ama bu yaşam alanının dışına çıktıklarındaysa bizim, yani kendilerini sağlam ve kusursuz zanneden insanların farkına varmadan çıkardıkları engellerle boğuşmak durumunda kaldıklarını gördüm. İşte bu aşamada asıl engelin bizler olduğunu fark ederek bunun anlatılması gerektiğine bir kez daha inandım. Hiç düşünüyor musunuz? Bu ülkede yaşayan milyonlarca engellinin bizim yapmamız gerekip de yapmadığımız mimari düzenlemeler nedeniyle gençliklerini dört duvar arasında geçirdiklerini. Örneğin bizler bebek arabasıyla sokakta rahatça çocuklarımızı gezdirebiliyor muyuz? Ya da bisiklet sürerken güvenilir yollarımız var mı? Her sokakta arabamızı rahatça park edebiliyor muyuz? Ve daha nicesi varken nasıl hala empatik bir bakış açısı getiremiyoruz ve yardımcı olmuyoruz? Demokratik, laik ve insan haklarına saygılı bir toplumda engellilerin de eşit hak ve sorumluluklara sahip olacağına inanıyorum. Ve biliyorum ki tek tek her birimizin bu değişimin gerçekleşmesinde bir rolü var. Shakespeare'in dediği gibi, hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz. Evet hocam. Evet, teşekkür ediyoruz Faik hocam. Gerçekten çok güzel bir sunum, çok farklı bir sunum. Ben sizin bu özelliğinizi çok seviyorum. Yani aynı zamanda sanayicisiniz, tabii ki iş adamısınız ve bunun yanında biliyorum ki fabrika yoğunluğunuz ayrı, mesleki yoğunluğunuz ayrı ama bunun yanında da bunların yanında güzel projelerle ama bu projeleri de böyle çok detaylı desteklerle işte psikoloğundan tutun da işte metin yazarına veya storyboardlara kadar ve sizin yine o fikirlerinizi daha sağlam temellere oturacak bir takım yapılarla çalışıyorsunuz ki bu çok güzel, bize inanın keyif veriyor ve fotoğrafın bu proje yanını özellikle temsil etmeniz adına biz de gurur duyuyoruz sizle. Şimdi hem soruları alırken hem de sizin söyleyeceğiniz birkaç şey varsa alalım, yoksa biz hemen sorulara devam edeceğiz tekrar. Şimdi hocam ben zaten söylediklerimi söyledim. Yani ben evet. Fotoğrafta biz çok kullanırız veya sanatta çok kullanırız. Fotoğraf ve sanat zaten bir anlatım biçimi. Bir daha anlatımın anlatımı olmaz diye hep söyleriz. Siz de sağ olun, var olun. Buradan yakalıyorsunuz ama biz aslında merak ettim. Belki de ilk soruyu hani ben sorarak başlayıp
Bu proje ilk kafanızda nasıl oluşuyor? Nasıl karar veriyorsunuz? Bu karar mekanizmasının hemen örgütlenmesi nasıl oluyor? Çünkü birkaç ben Çocuk Gelinler projenizi de izledim ve şu an yeni çektiğiniz projelerin de ara ara görüntülerini izliyorum. Yine senaryo projesini biliyorum ama bu engel, biz bize engeliz projesindeki bu kafanızda fikir nasıl oluştu? Nasıl projelendi? Çok kısaca böyle bir genel bir sorum olsun. Şimdi ben proje hazırlarken, bir proje içindeyken bir dahaki proje, ya ben şöyle bir iş yapayım ya da şöyle bir proje hazırlayayım diye düşünmüyorum hocam. Ben anlık bir karar veriyorum. Yani bir haber duyuyorum, bir etkileniyorum. Çocuk gelinler dedim. Yıllardır ben çocuk gelinleri, hepimiz Türkiye'de muhalif olan bir şeydir bu. Çok duyuyoruz. Haberlerde duyuyoruz, gazetelerde duyuyoruz. İşte çocuk gelin işte evlendirilmiş, işte kaçmış, öldürülmüş gibi. Yani hep üzülür. Ah deriz, bah deriz ama bir şey yapmak aklımıza gelmez. Bir gün tesadüfen ben televizyonda bir zap yaparken bir haberlerde Mardin'de 13 yaşındaki bir kızın 65 yaşındaki bir herifle evlendirilmesi ve evinde mutsuz kalıp tekrar baba evine dönmek isterken evine bir gün geç gittiği için aile namusu adı altına olan kardeşini öldürtülmesi o anda beni bir şok etti. Yani birdenbire ya ne oluyoruz, ne yapıyoruz, yani bir şey yapabilir miyiz diye düşünürken benim projelerim çok uzun soğuktu. Yani böyle bir ayda, iki ayda, üç ayda biten projeler değil. Yaklaşık 2,5-3 sene süren projelerdir. Zaten ben bu projenin ilk hazırlık safhasını böyle kendi kafamda yaklaşık bir yıla yakın bir olgunlaştırırım, araştırırım. Medyadan araştırırım, işte haberlerden araştırırım, yani görsel yayınlardan araştırırım ve bir yıl ne yapabilirime bir karar vermek için düşünürüm. Kafamda bir şey oluşur ve bu bir yıl içerisinde ben ayakkabı boyacısından tutun da akademisyeninden herkeste, her safhada ya ben böyle bir şey yapıyorum. Siz nasıl, ne düşünürsünüz? Siz böyle bir şeye nasıl bakarsınız? Veyahut da sen yapsan böyle bir şey nasıl yaparsınız diye sürekli sorarım. Ama bir yıl içinde en az 150-200 kişiyle bu konuyu paylaşırım. Ve benim kullandığım bir Excel sayfam vardır. Bu Excel sayfasında ana fikirleri toplarım. Ondan sonra yanına ya işte bu şu fikre daha yakın deyip oraya çarp atarım. Ve kafamda bir şey oluştuğum zaman böyle en çok ben şunu yaparım diyen fikirleri siler atarım. Çünkü insanların karşısına çıktığı zaman insanı şaşırtmak lazım. Senin projene baktığında ha ben de böyle yapardım kelimesini duymamak isterim ben. Çünkü ben sanayiciyim, şeyi sevmem. Ve en az fikir veren, içinde benim kafama yatan fikirleri harmanlarım, kafamda bir oluşturmaya başlarım. Kafamda oluşturduktan sonra İşte ondan sonra benim projem burada başlıyor. Ve ekip kurarım. Bu ekipte bana faydalı olabilecek arkadaşları seçerim. Bu konuda kesinlikle bir sosyolog olur, bir psikolog olur. Çünkü bunlar sosyal meseleyi nasıl anlatacağım konusunda, nasıl anlatmamız gerekir konusunda onlardan destek alırım. Psikologlardan da işte benim gelinim de sağ olsun şu anda burada yayında Salih Hanım. Onunla da bunu nasıl yansıtırız? Yani insanın gözüne nasıl sokarız şeyini tartışırız. Ondan sonra kafamızda bir şey oluşur ve ekiple beraber artık bu çalışmaları başlarız. Yaklaşık ne yapacağımızı karar vermek için 5-6 aylık bir zaman içerisinde, yani çok kısa zamanda sıkıştırmamalı. Düşüne düşüne 5-6 aylık bir zamanda da bir kafamızda bir şeyler netleştirmeye başlarız. Netleştikten sonra start veririz. İşte burada neyi nasıl açacağız? İşte kısa film çekecek miyiz? Bunu filmde koyacak mıyız? Fotoğrafları nasıl koyacağız? Bu fotoğrafları kadrajlarına kadar önce eksizlerini hazırlarız. Eksizlerini hazırladıktan sonra onun yerini, şeyini görürüz. Kadrajlarını görürüz. Kadrajlarını gördükten sonra o mekanları buluruz. O mekanları bulduktan sonra o fotoğrafları oluşturmaya başlarız. Bundan sonra da bu böyle devam eder. Bu arada sevgili Hakime Küçükken'e yönetimimizden, yönetim kurulu üyemiz, kendisinin bir sorusu var. Hakim Hanım isterseniz sözlü olarak siz sorabilirsiniz.
Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim herkese. Çok başarılı bir sunumdu. Projelerinizi web sayfanızdan da takip ettim, inceledim. Ben şunu merak ediyorum. Acaba diyorum ki yüzyılda yaşanan çok önemli bu pandemi olayları ve koronayla ilgili bir projede size yakışır diye düşünüyorum. Böyle bir şey düşündünüz mü? Hiç aklınızdan geçti mi acaba? Vallahi hiç aklımdan bile geçmedi. Niye geçmedi? Çünkü ben birdenbire elektrik almam lazım. Bir şey yapmam için bir şey hissetmem lazım. Yani hissetmediğim şeyi böyle sipariş bir şey yapamıyorum. Onu ben önce içimde ve ruhumda hissetmeliyim. Yapacağım şeyi. Hissetmediğim henüz zamanı gelmedi o zaman. Yani hissetmedim. Yani bir şey hissetmek lazım. Çocukken de hissettim. Engelli projelerinde işte anlattığım gibi bir belediyenin böyle bir sandalyenin üzerine oturtmuş, tekere sandalyenin üzerine oturtmuş, önde kudreyi kesmişler. İşte alkışlar, şeydir, şov yaparak kesilen bir şey. O beni rahatsız etti. Niye rahatsız etti? Çünkü fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf dilini az çok biliyorum. Öyle bir fotoğraf gördüm ki orada o kızın üzerindeki surat, yüzü, ifadesi benim içime oturdu. Yani ondan sonra buna bu tepki olarak yaptığım bir şey. Anladım. Yani bu yani ben onu önce bir hissetmem lazım. Hissetmedim peki. Hiçbir şey yapamam. Ben fotoğrafı da böyle. Yani fotoğraf çekerken de benim burada çok arkadaşım fotoğraf tarzımı da bilirler. Ben fotoğraf çekmeye gittiğim zaman bir gün dolaşırım, bir günde tek kare çekmeden de dönebiliyorum. Çünkü orada çektiğim fotoğrafta o fotoğrafa ben bir hikaye oturtamıyorsam üzerine, yani çok güzel doğası var, çok güzel manzarası var diye deklanşöre basmıyorum. Evet. Onu ilk önce orada bir kafamda bir hikaye oluşacak. Onunla ilgili bir şey oluşması lazım bende. Elektrik oluşması lazım. Bir hikaye yazmam lazım. Hikaye yazamazsam şey. Tamamen size ait ve size özel. Tamamen. Hayır, bize ait, bana ait değil. Bize ait. Yani bütün ekip arkadaşlarımla beraber. Yani şu an tek başıma değilim. Biz bir ekibiz. Evet. Ekip çalışması yapıyoruz. Ve oradaki her kurgunun her noktasında ekip arkadaşlarım çok büyük destekleri var. Ben sevgili Ömer Bakan'a sözü vermek istiyorum. Onun da söyleyeceği mutlaka bir şeyler vardır. Eğer müsaitse kendisi. Hoş geldiniz tekrardan Ömer abi. Teşekkür ederim Otar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Sağ olun. Koşturuyoruz. Devam. Ya bu projeyi yanılmıyorsam 4 yıl önce şey yapıldı. Gündeme geldi. Bir yemekli toplantıda konuşmuştuk. O konuşmanın ardından işte süreç başladı. Bu süreç içerisinde Fahin de demin belirttiği gibi gerçekten kavgalar ettik. Yani bir şeylerin tabii bu şey değil, hakarete varan veyahut da fiili kavgalar değil. Güzel kavgalar evet. Evet, sözel kavgalar. Fahin şeyi mükemmelliyetçiliği bir kere şey yapıyor. İnsanı zorluyor. Bu da sanayiciliğinden gelen şey, edinim onun için. Bu mükemmeliyetçiliği yakalamak gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Herkesin kendisinde sanatsal bir yapısı, sanatsal bir kültürü, sanatsal bir felsefesi var. Ekip olarak çalışmanın da zorluğu aslında burada başlıyor. Çünkü ortaya koyduğumuz fikirleri birileri benimsemesi lazım. En başında Fahin benimsemesi lazım. Bu sürecin biraz daha şeye uzamasına neden oluyor ama sonuçta beğenmeyen mutlaka çıkabilir. Mutlaka ben olsaydım şöyle yapardım diyen olabilir. Babam hem çocuk gelinlerde hem de Engeliz projesinde bu konuyu çalışacağını söylediğinde benim ilk yaptığım şey yazmak. Çünkü yazıyla karşı tarafa bir nevi anlamak. Çünkü yazacağım, okuyacağım ve empati değil aslında sempati kısmına birazcık girmiş oldum. Yani ben çocuk gelin olsaydım eğer yaşayacağım duygu ne olurdu? Karşı tarafın bana bakışı nasıl olurdu insanların? Ya da Engeliz projesinde bir engelim olsaydı ne hissederdim? Burada özellikle Engeliz projesinde normalde ben aşağı yukarı 8 yıldır çocuklarla çalışıyorum. Son 2 yıldır da yetişkin danışanlarım var. Biraz koruyucu ebeveyn tutumuna aslında çok odaklandım. Yani sağlıklı bir çocuk da eğer ebeveyni koruyucu bir tutumdaysa ve çocuğu bir şekilde engelliyorsa aslında o çocuk da bir engelli. Sağlıklı ama engelli. Orada o çocukla çalışırken çocuğun bana aktarımı, çocuğun duyguları
aslında bu projeyi de biraz yansıdı. Sağlıklı engelliler ve gerçekten bizim toplum olarak onlara engelli gözüyle bakıyoruz ama projenin adı da dikkat ederseniz engeliz. Yani aslında engel olan kişiler biziz. O yüzden Ömer Hocam'ın da söylediği gibi yani kişi de engeli değil de dış taraftaki yani ötekileştirmeden engel teşkil ediyoruz. Onların aslında yapabildiği şeyler neler ve bizim onlara yaptığımız engeller sayesinde ne kadar bundan geri çekildiklerine dair. Çünkü klinik ortamda da ya da dış ortamda engelli vatandaşlarla görüşmelerimizde hep ön plana bunlar çıkıyor. Yapmak istedikleri var, yaşam enerjileri çok ama bir türlü bu imkanlara sahip olamıyorlar. Onlara aslında destek olacak olan kişiler bizler, ne kadar engel oluyorsak da. O yüzden projede yazdığım yazılarda da özellikle ona çok vurgu yapmak istedim. Yani bırakın ben futbol oynayayım, bırakın ben resim de yapayım, paramı da kazanayım. Siz buna engel olmayın. Çünkü ben aslında engelli görmüyorum kendimi. Çünkü insanoğlu nedir? Doğarız, yaşadığımız ortama göre ayak uydururuz. Bizim aciz olarak gördüğümüz kesim, misal veriyorum, belki de bizden çok daha mutlu olabilir. Ya da keyfi yerindedir. Ama bizim kendi algımız, sahip olamadıklarımız ya da o ona sahip değil ve nasıl mutlu olabilir algısını yaşayamadığımız için hep onları bir sıfır yenik görüyoruz. İşte bunu birazcık tolere edebilmemiz önemli. Yani ona eksik değil, hayır, o elindekilerle aslında var olabilen, üretebilen ya da kendi mevcutiyetiyle mutlu olan bir birey. Bunu anlamlandırdığımızda zaten bitmiş olacak. O yüzden her şey kendi bence aklımızda ve kalbimizde. Dolayısıyla biz çevremizde her kim olursa olsun dikkat edeceğimiz şey bu bence. Yani karşı tarafı eksik olarak görmek değil, kişiye ben acaba ne kadar engel oluyorum ya da ne kadar destek olabilirim kısmını düşündüğümüzde her şey daha yoluna girecek diye düşünüyorum. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Yani projenin gelişim aşamaları da gerçekten heyecan verici. Özellikle işte Ömer abinin katkıları, senin katkıların sanırım Faik abi tamamlasın, yine bir eksiğim olursa Ufuk Crane, sevgili Ufuk Crane. Evet, Leyla Emekler. Yine senin Leyla Emekler'in katkıları vardı. Gerçekten çok geniş çaplı ve iyi planlanmış. Yani her adımı santim santim ölçülmüş bir proje. O anlamda özellikle ben şeylere çok bayıldım. Bu bizim sinemada veya işte animasyonda çok kullandığımız storyboard çizimlerinizde öncesinde belirlenmesi, yani yol haritanızın çok sağlam olması, sonra görsellerin oluşturması falan gerçekten etkili bir proje. Yine söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa ve konuşmak isteyen söz verebiliriz bu aşamada. Ben bir soru sorabilir miyim? Ben evet, buyurun İmran Bey. Evet, ben, merhabalar. Evet. Salih Hanım'ı dinleyince, Faik Bey'in sunumunu da izleyince aslında çok küçük bir çalışma yapmıştık biz de bu konu üzerine ama şöyle bir sonuç çıkmıştı. Şimdi Salih Hanım'ı dinleyince o birazcık daha pekişti bende. Onu paylaşmak istiyorum. Aslında engellilerle yüz yüze gelip onların o ruh haline indiğimiz zaman onların sloganı şu: onlar bize baktıkları zaman da onlar diyor ki engel sizsiniz. Yani onlar engelli değil, engelin bizim olduğumuzu bize aslında avazları çıktığı kadar bağırmak istiyorlar ama buna fırsat tanımıyoruz belki. Şimdi Salih Hanım'la konuşunca birazcık daha bunun pekiştiğinin farkına vardım. Evet, gerçekten engellilerin engeli aslında bizleriz, engelsizler olarak kendimizi görüyoruz ama nihayetinde insanın ulaşamadığı her şey onun için bir engel teşkil ediyor. Benim aslında bakış açım da bu. Yani bir şeye ulaşamıyorsanız o konuda engellisiniz. Dolayısıyla onların o engelsizsiniz sloganı da beni etkilemişti. Onu paylaşmak istedim. Güzel bir çalışma. Teşekkür ediyorum ayrıca. Tematik olarak hakikaten. Bir de şeyi sorayım Faik Bey'e. Geri dönüşleri merak ediyorum. Yani o geri Ar-Ge'ye baktığımız zaman geri dönüşler nasıl? Bu anlamda yazılı ve görsel basındaki geri dönüşler, paylaşımlar, bunları çok merak ediyorum. Buradan bir geri veri toplama şansımız oldu mu? Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim hocam. Pek geri toplama şu an denk getiremedim. Çünkü ben bu projeyi yayına sokalı
yaklaşık 3 aylık ya da 4 aylık bir zaman oldu. Bu zaman içerisinde işte derneklerin kapalı olması, işte yaz tatil olması gibi şimdi ortaya korona çıkması biraz geri dönüşleri ama gösterdiğim bu yerlerde sunum yaptım, söyleşi yaptığım yerlerde çok güzel şeyler aldım. Burada amaç ben hani bir şey yaparken o insanların algılarıyla biraz oynamayı seviyorum ben. Hani onlara ben olaya böyle bakıyorum, biz böyle bakıyoruz ekip olarak. Siz de acaba böyle bir baksanız hayat nasıl olur, yaşam nasıl olur diye bir düşünce tarzıyla ben genelde projelerimizi yönlendirmeye çalışıyorum. Yani benim mantığım bu. Pek eleştirmeyi sevmiyorum. Az evvel Ömür Hocam da söyledi. Çok sert daha olmalıydı. Faik yumuşat dedi. Evet. Ben hep yumuşatma tarafındayım. Çünkü insana soruyu, aynı soruyu yüksek tonla sorarsanız size hemen bir müdafaa şekline geçecek, soğumaya geçecek. Ama aynı soruyu bir farklı şekilde sorduğunuz zaman da size cevap verecek. Ben hep şey tarafındayım. Hani eleştiri de yapmaktansa eleştiri yapmadan algılarına hükmetmek. Bir algı koymak ortaya. O algıyı zaten insanlar alıyor. Eleştirdiği zaman da hemen önüne bir perde çekiyor. Savunmaya başlıyor niye yaptığını. İşte işim vardı arabamı buraya koydum. Çok acildi gitmem gerekiyordu gibi şeylerle hemen kendini bir savunma mekanizmi oluşturuyor. Ben bu savunma mekanizmini hep kırmak için uğraşıyorum. İş yerimdir, iş hayatımdır böyleyim ben. Bir insan yaptığı hatayı yüzüne vurmam. O hatayı neden yaptığını, bunu olan bir sebep nedir diye soruya başlayarak, sorarak bu hatayı ona göstermeye çalıştım. Yaptığı hatayı. Yani bir işim algı tarafında. Hani eleştiri tarafında değilim. Ve bundan sonra bütün projelendirip, eleştiriden daha ziyade çok kızdım, hatta kabul etmedim, beni sevmediğim şeyleri de eleştirmektense onları farklı yönlerde, farklı sorular sorarak algılarla oynamayı seviyorum ben. Öncelikle Faik Hocam, yani gayet güzel bir iş çıkarttınız ortaya. Konu çok özel, konu çok hassas aynı zamanda. Hepimiz Türk toplumunda yaşıyoruz ve toplumun belli bir kısmı da gerçekten bizim hani engelli dediğimiz şey bedensel bütünlüğü olmayan insanlar, zihinsel kısmını da katabilirsiniz. Çevrenizde de var ve birçoğu bazen saklanıyor bile. Ortaya bile çıkartılmak, bizde bir engelli var, normal olmanıza engelmiş gibi yansıtılıyor. Bu psikolojiyi tabii ki engelli bireyler daha çok yaşıyorlar. Onların röportajlarıyla çok da güzel aktarmışsınız. Altını çizdi hocam. Ben de en dikkat çekici kısmı fotoğraf projesi anlamında söylüyorum. Bizim Çeme Mados'da ya da Jean Saudek'te gördüğümüz işler gibi önce storyboard'u yapılıp sonra ürünleri çekmeye yani düşünülmüş adeta yapılmış fotoğraflar ortaya çıkartmışsınız. Bu çok güzel. Konu çok aslında sokakta denk geldiğimizde hepimizin çektiği, hepimizin arşivinde de işte bir kör müzisyeni çektiğimiz ya da işte tekerlekli sandalyeli birileri rastladığımızda çektiğimiz ama proje haline asla getirmediğimiz ve uzaktan onun dünyasında çok merak etmediğimiz bir konu. Ben seneler önce 2007'de zannediyorum Serdar Bilgili, isim tanıdıktır, eski Beşiktaş başkanı, engellere rağmen diye bir proje yapmıştı. Orada yanılmıyorsam 32 engelli ama engelini kabul etmeyip başarılı işler yapan bireyleri fotoğraflamıştı. Bir tanesini de hatta Ege Üniversitesi'nin olimpik yüzme havuzunda 4-5 metrelik tramplenden atlamak üzere olan bir engelli birey vardı. Kolları ve ayakları olmayan ve o kadar yüksekten suya atlamak üzere olan filan. Bu anlamda hani kızınızın da belirttiği gibi o bireylerin aslında engelli olduklarını en iyi kendileri biliyorlar ama bizler onlara engelli damgasını yapıştırınca siz eksiksiniz, sizden bir şey beklemiyoruz, zaten yapamazsınız havasını yarattıkça daha bir böyle yapacakları varsa da yapamıyorlar ya da vazgeçiyorlar. Bu sosyal duyarlılığı oluşturmak için güzel bir konu.
çok da iyi bir noktadan yakalamışsınız. Serdar Bey'in baktığı nokta da aynıydı. Hani Ömer abi diyor ki ben onlar için yapmıyorum, toplum için yapıyorum. Yaşadığı güçlükleri göstermek gerekiyor. Kabul, ama bu güçlükleri herkes biliyor ve görmezden geliyor ve reddediyor. Tekrar gözüne soksanız da görmeyecek. O güçlüklere rağmen neler yapabileceklerini göstermek daha kıymetli olmuş bence. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Böyle bir post korona sonrasında uzakları yakın eden dijital dünyada birbirimizi görüyoruz, tanıyoruz. O da güzel oluyor. Herkese selam olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.